Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gerçekten çok önemli hadiseler oluyor. Özellikle Van'da bir mercek bulutu olmuştu Erik Dağı'nın üzerinde. Geçen günlerde olan bir olaydan sonra evet Van'da yine enteresan bir olay oluyor. Bu sefer Erdiş'te, işte Van'a 100 kilometre uzaklıkta olan bir bölgede gece oluyor, akşam oluyor. Gökyüzü karanlık ama bir bölümünde gündüz, gökyüzü gündüz ve ikisi bir arada. Yani çoğu ikisi bir arada. Hem karanlık hem aydınlık. İkisi iç içe. Çok enteresan durumlar oluyor gökyüzünde. Yani Ağrı'da olan olay, işte Bursa'da olan bulut olayı. Yani bu olaylar neden oluyor? Sebebi nedir? Yani bazı insanlar buna yapay diyebilecekler mi bilmiyorum. Gökyüzü nasıl olabilir bu şekilde? Bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık. Şimdi buna da yapay deseniz var ya, hani buna da yapay derseniz var ya, artık ben ne diyeceğim? Diyeceksiniz ki gökyüzüne şey yaptınız, fener koydular, fener. Şimdi buna diyecekler yani, fener koydular diyecekler. Uçaktan fener koydular, o bölgeyi aydınlattılar. Şimdi bak, bunu bile söyleyecekler, inanıyorum. Çünkü sırf millet inançsız olsun diye, Allah'a inanmasın diye ya da işte bir inanç sıkıntısı olsun diye her şey yaparlar. Gökyüzü belli ya abi. Mehdi Aleyhisselam zamanı geliyor. Mehdi Aleyhisselam'ın zamanı gelince tabi Teccal'ın zamanı da geliyor. İşte iç içe. Yecüc Mecüc meselesi var. Tabi burada Allah bize niye bu kadar işaret veriyor? Niye gökyüzü bu kadar enteresan? Niye bu kadar hastalıklar oldu? Niye bu kadar enteresan depremler oluyor? 8 saatte 2 büyük depremin olması. Çok enteresan. Bir de buna dikkat etmek lazım. Bazı durumlar vardı. Bazı bilgiler geliyor. İşte 4 ve 5'e dikkat etmek gerekiyor. Bunun bir meseledir. Yani bunu ben bir yerden, rüya değil bu mesele, rüya değil. Bunu aslında bir hocadan aldım bilgi. Benim bilgim değil. Yani benim bilgim olsa ayrı arkadaşlar. Benim bilgim olsa ben de diyorum ki ben rüyada bunu gördüm, bunu gördüm. Bu aslında Mehmet Hoca'nın bilgisidir. Mehmet Hoca bana anlatınca dedi ben böyle bir rüya görmüşüm dedi. Mehmet Hoca'nın rüyasıdır. Hakkını yemeyelim. Dedi ben bunu paylaşmak istemiyorum. İnsanlar korkmasınlar, sıkıntı olmasın diye. Dedi olur olmaz bilmiyorum dedi. Ben de biraz daha cesaretliyim. Mehmet Hoca'dan aldığım bilgiyi size paylaşayım. Mehmet Hoca 4 ve 5 sayısını görüyor. 4 ve 5 sayısını görüyor rüyada. Ama saat mi, tarih mi bilmiyoruz ama bir deprem depremle alakalı bazı durumlar var gibisinden. Yani bir saat aralıklı iki depremin olabileceği, yani bir saat aralıklı iki depremin olabileceğini düşünüyor. Kendisi ama düşünüyor. Tabii ben dedim ki hocam sen bunu bu şekilde mi rüyada gördün? Hani bir saat aralıklı iki deprem mi gördün rüyada? Dedi yok ben böyle görmedim ama olabilir mi diye düşündüm dedi. 4 ve 5. Ama ben de şöyle dedim hocam dedim acaba ayın 4'üyle, işte Nisan'ın 4'ü ve 5'iyle mi alakalıdır yoksa saatle mi alakalı bu gece? Saat işte 4 ve 5'te mi olacak deprem acaba? Ne olacak? Dedi insanları korkutmanın anlamı yok. Ama ben de burada bu bilginin boş bir bilgi olduğunu düşünmüyorum. Ben de dedim ki acaba bu Nisan ayıyla mı alakalı, Mayıs ayıyla mı alakalı, işte Nisan'ın 5'i mi? Ya da Nisan'ın 4'ü ve 5'i tehlikeli mi? Ya da Mayıs'ın 4'ü ve 5'i mi? Yani bu şekilde düşünülebilir. Saatler de benzer olabilir. Veya acaba Türkiye'de değil de başka bir dünyanın diğer bölgelerinde mi sıkıntı olabilir? Bilmiyoruz. Acaba Türkiye'de midir? Başka yerde midir? Hatta Mehmet Hoca orada dua da etti. Dedi Allah bizi korusun. İşte bizim mazlum insanlarımızı korusun dedi. Dua da etti. Biz de bu şekilde dua edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu duayı yapalım yani. Gerçekten de çok zorlu bir zamanlardayız. Hani bir de komplo teorileri de var. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Birçok durumlar olabiliyor. Biz en iyisini yapalım. Gerçekten de dua edelim Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala bizi de böyle kötü durumlardan korusun. Yoksa işler çok zor. Yani Allah bizi korumasa gerçekten zordur. Ve bu 4-5 sayısını alalım. Oraya bırakalım. Mehmet Hoca da geçmiş zamanlarda işte İspanya meselesinde doğru ve denizde bir patlama olacağını, depremlerin sıklaşacağını
sellerin olacağını, çok büyük seller, çok büyük depremler olacağını söylemişti. Ve gerçekten Mehmet Hoca'nın dediği şeyler de doğru çıktı zaten. 2021 videolarını izlerseniz anlarsınız. Mehmet Hoca da bu şekilde ilmi olan bir hocadır. Tabi saat mi, ay mı, yıl mı belli değil. Sadece 4 ve 5 rakamı verilmiş. Hoca da kalkıp da insanları korkutacağını düşünmüyor. Kendisi istemedi bunu söylemeyi. Çekindi yani. Ama ben bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Belki ileriki zamanda artık bu videoyu yayınladıktan sonra herhalde kendisi de artık bu meselede fikrini dile getirecektir arkadaşlar. Allah-u Teala kerimdir. Allah bizimle olsun. Mehdi Aleyhisselam zamanındayız. İşte insanlar ne yapacağını bilmiyorlar. 2,5 trilyonluk evler çöp oldu. Adamlar o kadar para, altın, her şey yerin dibine girdi. Yani kısacası varken insanlara yardım etmek lazım. Varken yapmak lazım. Ölmeden yapmak lazım. Bu dünya hayatının boş olduğunu, aldatmacı olduğunu aslında Hazreti Peygamber Efendimiz anlatmıştır. Ve şöyle anlatmıştır. Dünya hayatını bir ağacın yanında oturup ve geçen bir kervan gibi kısa bir dünya hayatı. Hani ne kadar da dünyada yaşarsak yaşayalım, bir ağacın gölgesinde oturup ve geçen bir kervan gibi düşünün Hazreti Peygamber Efendimiz demiş. Hani o kadar dünyaya fazla aldanmayın. Çünkü buradaki mesele de şu var. Aslında sonsuz olan bir galakside dünya hayatı bu kadar kısadır aslında. Siz bu kadar kısa bir hayat için kendi diğer hayatınızı yok ediyorsunuz. Sonsuz hayatınızı. Tabii bu aslında insan dediğimiz, yani biz insanlar bunu algılayamıyoruz. Bize göre bu çok uzun bir hayattır. Yani aslında ömrümüzün kimisinin 60 yaşında, kimimiz 40 yaşında, kimimiz 30 yaşında ve çok hızlı bir şekilde yaşlanıyoruz ve çok hızlı bir şekilde zamanımızı tüketiyoruz. Tabii bunun neresindeyiz? İşte bu bir sınav dünyasından neresindeyiz? Kimisi paraya, kimisi şan, şöhret, koltuk. İşte bir şekilde herkes bir sıkıntı içinde, herkes bir kafasına göre bir menfaat peşinde. Ve tabii ki bunlar geçici bir menfaattir. Kur'an-ı Kerim'de ayetler çokça vardır. Biz bunları bayağı dile getirdik. Bakara suresi 219, Nahl suresi 71, Bakara suresi 3. ayet. Tabii insanlar anlıyorsa anlar, anlamasa da yapacak bir şey yoktur. Allah-u Teala bize yardım etsin. Duacı olalım birbirimize. Gerçekten bu Van'daki mesele çok enteresan bir olay arkadaşlar. Van özellikle bu buluttur işte bu gökyüzü hem aydınlık hem de karanlık, hem gece hem gündüz. Çok enteresan yani. Bunları da anlamak önemlidir. Yani bu sebebi nedir? Bir de buna da yapay demeseler iyidir. Evet. Acaba buna ne diyecekler? Çok merak ediyorum yani. Çok merak. Yani ben korkuyorum diyecekler ki gökyüzüne çıktılar insanoğlu. Orada mum yaktılar. Orada mumdaki ışık böyle oldu. Ya da bir fener ya da bir ışıldak. Hani her neyse artık. Yani bunu söylerler yani. Bu kadar yani. Bu kadar. Olmaz. Ya da buna bir kılıf vururlar. Bilimde bunun adı budur. Bunun adı budur. Peki kardeşim bilim nasıl bir bilim ya? Hem gündüz hem akşama soruyor. Her şeyde bilime bağlayan bir kesim var. Her şeyde bu şekilde bilime bağlayan kişi var. Tabii bana göre artık Allah bize işaret veriyor. Gökyüzünden bize işaretler veriyor. Bizim akıllı olmamız için, bizim doğru hareketler, doğru işler yapmamız için bize uyarıyor. Uyarması da gerekiyor. Zaten kulunu uyarmasa o zaman biz diyeceğiz ki zaten dünyaya gelmişiz, keyfimize göre yaşayalım yani. Herkes kafasına göre yaşasın. Allah develeri öldüren Semut kavmini helak etti. Şu anda dünyada birçok hayvan öldürülüyor aslında göz göre göre insanların gözü önünde. Kimsenin de çıt yok. Yani kimseden bir çıt yok, çıt. Çıt yok. Ne olacak? Siz o hayvanların ahının veya Allah onların bedellerini bizden almayacak mı yani? Şimdi bunlar Allah'ın sanki bizi görmediğini, duymadığını zannediyorlar ve büyük bir sıkıntı yaşayacaklarını tahmin edemiyorlar bile. Gerçekten Allah-u Teala her şeyi görendir.
her şeyi duyandır, her şeyi bilendir. Onun için her türlü şeytanın, teccalın da oyununu bilen Allah'tır. Allah-u Teala bizimle olsun. Allah bizimle olmadığı vakit gerçekten de yanlış işler de yapılabiliyor. Görüyorsunuz. Allah'ın inancı bir insanın içinde olmadığı zaman korku da olmaz. Ya da her şeyi de yapabilen bir insanlık olur. Diyelim ki Allah inancı yok. Adam da yani bütün insanları öldürsen ne yazar? Bütün hayvanları öldürsen ne yazar? Yani bu da var yani. İnançsızlık da çok kötü bir şeydir. Bir insan inançsız da olabilir. Bu da var yani. Bazı insanlar inançlı da olabilir, hata yapabiliyor. Bazı insanlar inançlıdır ama hata yapabilir. Bazı insanlar da inançsızdır, yine hata yapabiliyor. Şimdi mesele ne biliyor musunuz? Mesela Allah'ın kurallarını yerine getirebilme yani. Kurallar vardır. Hayvanları koruyabilmemiz gerekiyor. İşte insanları, fakirleri bunları yapabilmektir. Mesela inanç veya inançlılık da değil. Mesela adaletli yaşayabilmektir ve yaşatabilmektir. Burası çok önemlidir. Geri kalan kısım ahiret kısmıdır. Ahiret kısmı bizi ilgilendirmiyor. Kim nereye gitmiş, kim cennete gitmiş, cehenneme gitmiş, o bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan cennet, dünyayı biz birbirimize cennete çevirelim ve birbirimize yardım edelim ve hayvanları koruyalım, insanlara yardım edelim. Yani bu şekilde olmalıdır. Evet arkadaşlar, hepinize teşekkürler. Allah bizimle olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar. Gerçekten bu val meselesi de çok kıymetli bir meseledir.